gidecek ama ben burada hep kalıcı olacağım. Bunlara hiç güvenme. Bunlar sana böyle ben iyiyim ya sana yanaşırlar. Seni de yerler. Dikkat et yine burada en iyi gelin benim. Bana dışarı, yavaş yemek yemek yapıyorum beni izle. Hiç alakası yok göreceksin sen de zamanla. Altından olmasına rağmen en gözü aç. Kızı doymayan. Tuğba kendisidir. Bunu göreceksin. Merak etme. Yani yaşayarak sen de göreceksin. Canım ben bunu... Zaten ekranda gördüğüm kadarıyla ben anladım anlayacağımı ki ben bilinçli olarak geldim buraya para gözü olduğunu. Sürekli şanlı şöhrette. Aklı fikri şan şöhret. Canım süper. Sen de burada biz unutuyorsun yani. Senin tarzı sadece Tuğba yok. Buradan herhangi birimiz de seni gönderebiliriz. Çünkü geçen haftanın birincisi Emel'le bendim. Sen bence yanlış izleyip gelmişsin. Arkadaşlar. Ona göre yani. Arkadaşlar Sibel de buradaymış. Yaşayıp. Bir dakika Merve Sibel de buradaymış. En son patodaydı. Ben onu gitti zannettim. Aa! Sen beni herhalde Emel'le karıştırdın. Geçen hafta sen patodaydı. Patoda olan sendin. Ben seni gitti sandım. Bir şey söyleyeceğim. Sen de geçen hafta patoda değil miydin? Ben mi yanlış hatırlıyorum Emel? Sen kaç puan aşağıdaydın tatlım benden? Aşağıdaydın sesini duymadım. Zirve esiyor. Serin. Filiz Hanım. Bu cuma mesela eğlenecek diye geliniz zor kurtuldunuz. Yok hiç zor, zor kurtulmadık. Sadece şansımız o gün öyleydi. Yani benden korkun. Hatice Hanım bu kadar özgüvenli davranmayın. Ben... Bak gelen gidiyor gelen gidiyor anladın mı? Bir dakika biz gelene hoş geldin gidene de güle güle. Biz de başta hoş güle bulduk güle deriz. Burada kalanlara da güle güle demesini biliriz. Yok. Ben sonuna kadar buradayım. Gelinimin arkasındayım. Kusura bakma size güle güle diyeceğim. Hiç kusura bakmayın. Hatice Hanım hiç belli olmaz. Benim muhatap olma ben seninle muhatap değilim. Kusura bakma. Nasıl bir şey ya söylemek nasıl, ya? Nasılmış? Muhatap değilim kimseye. Siz buraya geldiyseniz yarışmaya geldik. Yarışma hepimiz yarışmaya Hatice geldik. Hanım, biz de sizle muhatap kendimize değiliz. Kendimize güveniyoruz. Bu kadar özgüven sizi patlatır balon gibi. İçinizden de elektrik alamadım. Valla biz de hiç alamadık hiç senden kusura elektrik. Kusura bakmayın ya. Elektriğini bir söndürün o zaman görürsün. Ben de açmasını bilirim. Hadi sen güle. Söndür ben de açmasını bilirim. Hadi görüşeceğiz. Hanımlar biz ampul müyüz? Bizden elektrik alamamış. Katılıyorum. Gönül Hanım'a. Valla altın mısınız, gümüş müsünüz? Buraya gerçekten altın kazanmaya geldik ama altın mısınız, gümüş müsünüz göreceğiz. Bir dakika hanımlar, bir dakika. Çok sinir oldum. Neden? Siz bana kurup kurup konuşuyorsunuz. Niçin? Rakibinizim ben sizin. Demek ki. Oo güzel bir izlenim bırakmışım ben sizde. Maalesef ben de toz bezi kadar hiçbir şey bırakmadınız. O ne demek o? Evet. Toz bezi. Evet. O toz bezini açıklar mısın ne demek olduğunu? Yani toz gibi görüyorum sizi. Yani püf desem gideceksiniz buradan. Biz hep beraber sana puf dedim ya, mi uçarsın? Siz elektriğimi söndürüyordunuz ya ben de toz gibi gördüm sizi. Püf dedim mi gideceksiniz. Bir saniye. Buyurun. Hatice Hanım geçen hafta kızı ama aldı bilezikleri. Olabilir her zaman alacak diye bir şey yok ya biz demek geldik ki, artık. Demek ki size fırsat vermeyeceğiz. Hayır demek ki toz gibi değilmiş. Lafınızı bilerek söyleyin. Bir dakika ya bir dakika. Toz bezi nedir? Toz bezi siz beni nasıl elektrik gibi söndüreceğinizi ima ettiniz. Aynı ben de sizi toz bezi gibi görüyorum. Ama elektrik alamadım diyen sizsiniz. Tamam, elektrik toz bezi nereden çıktı şimdi Hatice Hanım? Elektrik alamadım. Evet. Her şeyi yapacaksınız doğrudur söylemek suç mu? Filiz Hanım özür dilerim. Bu kurulmuş. Evet. Bana çatmaya çalışıyorsun sen. Sana değil hepinize. Evet hepinize. Ama en çok bana bakıyorsun. Niye benden elektrik bakacağım? Alamadığını nasıl, söylüyorsun. Nasıl bakacağım? Seninle ilgisi yok onun. Hepinize ben sen, söylüyorum. Ben ortaya bir şey atayım. Hepiniz alın üstünüze o zaman.